ورب ملکه. Allah'ın bu okuduğumuz hadisi Kisai. İmam Zaman Ağa'nın zoruna hayır olmaz için İmam Zaman Ağa'ya hediye ederek burada olmak isteyip olamayanlara da bu sevabı ortak ederek bir husus burada hazır olanların ve bedvaris gibi varis unutulmuş enbaatımızın da ruhlarına hediye ederek Allah İmam Zaman Ağa'nın zoruna acil eylesin. Amin. Bizi İmam Zaman Ağa'nın nazarından uzak etmesin. Amin. Bizim bu haberimizi, bizim şeylerimizden bir topluluğun bulunduğu herhangi bir mecliste söylense, onların içerisinde sıkıntısı olan birisi olsa, Allah mutlaka onun sıkıntısını giderer, onların içerisindeki gamı bertaraf eder. Allah mutlaka onun gamını bertaraf eder, onların içerisinde ihtiyacını almış olar. Allah mutlaka onun ihtiyacını giderir. Son cümle, bunu duyunca aleyhisselam, o zaman Allah'a and olsun ki biz mutluluk ve saadete kavuştuk. Ve Kabe'nin Rabbine and olsun ki bizim şiirlerimiz de dünya ve ahiret mutluluk ve saadete kavuştular. Şehadet günlerinde vefat değil, ben vefat yerinde cinli olurum. Hanım Zehra ile vefata çektiler, Peygamber de zorla vefata çektiler. Şehadet, özellikle altını çizerek şehadet günlerinde Hazreti İmam Hasan Müctaba, Garip İmam, Yalnız İmam, Mehrem Ali'nin şehadete çatan ağamızın gemli günleridir. Babül Havais, Rauf İmam, Ceyyan'a, Abiye Kefir olan ağam, İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet günleridir. Ağamız İmam Zaman gemlidir, yaslardır. İmam Zaman ağamızı inşallah bir tevessül olarak meclisimize davet edeyim. Bir cümle. Ebu Salih iltibası dua arda olsa nada sal bizi yadın ya Ebu Salih ya Ebu Salih. Alacan bu günler gemli günlerin değil. Ama Resul-i Ekrem'in huzurunda olsan bizim de selamımızı çattı. Mezmun garip olan tuz bu kabrine kurban İmam Hasan ağam huzurunda olsan Allah İmam Rıza'nın huzurunda olsan bizi de sanıyada alacağım. Medine'de ne bir demir üstte Zahra'nın kabri üstünde Necef'te sen Kerbela'dasın Kazım'ında sen Samara'dasın. Arda olsan Mehdi ağam sal bizi yada ya Ebu Salih ya Ebu Salih. Berber Ebu Salih iltibası var arda olsa baba sal bizi yada ya Ebu Salih ya Ebu Salih. Aziz İslam Peygamberi aleyhissalatü vesselam gemli günleriydi. Medine sokakları gamdaydı. Medine caddeleri gamdaydı. Hanım Zehra Selamun Aleyha'nın ağlayacağı o günlere şahit olacak o yolda o taş parçacıkları bile yaslaydı. Nasıl bir yasıydı? Hem İslam Peygamberinin dünyadan göçecek olması, hem o göçtükten sonra dünyası başına yıkılan Ana Zehra'nın gamlı günlerinin, yaslı günlerinin
baş yazarı o günlerin yasındaydı. Canlar feda ya Resulallah, son anları deyir Peygamberin, o son lehzeleri, son anları, son dakikaları o zehrin etkisiyle iyice ağırlaşmıştı beden. Gözlerini açmakta zorlanırdı. Zor bela gözlerini kaldırırdı, bakırdı. O gözler, kapaklar bir daha kapanırdı, bir daha düşürdü. Ben bu olayı böyle zihnimde canlandıranda ana satır aklıma gelir. Bilmem ki anamız o anda ne haldaydı. O şehadetin acısını zaten yaş yazıyor öz yerinde. Ama o son anlar en çok anamız Zehra Selamünaleyha'ya çok ağır gelmişti. Öyle hey odanın etrafında dolaşırdı. Doktorlar demiştiler Peygamber istirahat etsin. Yani bunun açılımı nerede? Bunun açılımı daha son anlardı. Son anlardı. Kimseyle görüştürmesinler. Ümmü Seleme annemiz anlattı. Bir baktım gördüm. İmam Hüseyin'le Hazreti Zeynep selamun aleyha kaçarak geldiler. Kapıyı çaldılar. Onlara engel olmak istedi. İstedi ki Peygamber rahatsız edemezsinler. Dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme annemize işaret eder. Dedi ki babalarım gelsin. Gelsinler yanlarına. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 7 yaşında hanım Zeynep Aleyhisselam'ın 5 yaşında olduğu rivayette var. Peygamberimiz de o içine balasına sarıldı. Onları kokladı. O gül parçalarını yüzlerinden, gözlerinden öptü, başladı ağlamaya. Peygamberimiz İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ilginçtir. Nerede görse ağlıyordu. Nerede görse sarılırdı, öpürdü, kokluyordu. Yine 2 yaşındaydı. Mescid-i Nebevi'de peygamber sohbette Allah emretmişti o mescide açılan bütün evlerin kapıları kapansın. Gerek bir kapı kapanmayaydı. O da Ali'nin kapısı, o da Fatıma Zehra'sının kapısı, Hasan Hüseyin'in kapısı, Zeynep'in kapısıydı. Hemen o kapanmayan kapıdan içeriye giren de İmam Hüseyin Aleyhisselam 2 yaşında yürürken birden düştü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam minberde bir sohbet arap etti, geldi. Babası Hüseyin'i kaldırdı yerden, yüzünden, gözünden öptü. Başladı ağlamaya. Peygamber İmam Hüseyin Aleyhisselam dünyaya geldiği ilk günden ta şehadetiyle dünyadan göçeceği son güne kadar, yani o 7 yılda her anda mescid okudu. Her anda Hüseyin Aleyhisselam öptürene çıkardı. Her anda ümmete Hüseyin'in gerçeği hakikatını anlattı. Değerini anlattı. Bu da o anlardan bir andı. Zeyd bin Erkam dedi ya Resulallah, uşaktı, düşer, kalkır. Sen niye böyle ağlıyorsan? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam minik bir cümle dedi. Dedi ben Kur'an düşmesine ağlamıyorum. Kerbela'da alttan düşecek, ne yapacağım ona ağlıyorum. Diyelim ya Resulallah, ümmetinden fazlalarla o gün şenlik yapacak. Şikayet mi sana doğrudur? Hele şikayelere gözlerini almayan da bir de sözlerdi ya ben niye almayayım ben? Üstünden bu kısada bir sakka, azada bir cübe yesen yok. Peygamber göz yaşlı şu Hüseyin'e. Hoş alana, peygamberin avladı Hüseyin'e sen ne yapıyorsun? Sen de göz yaşlarını kalsan peygamberin göz yaşına. Kanım Zeynep geldi dedi ki, Cettar, ya Resulallah bir huy görmüşüm. Dedi kızım, çiçeğim, güllüm, Zeynep'im kokladım dedi. Anlat ne görürsün? Dedi baktım bir ağaç, 5 tane dalı var. Bir tane dalı çok büyüktü.
tufan çıktı, rüzgar çıktı. Rüzgar geldi, o büyük dağı kırdı. Ben o diğer dağdan tuttum. O diğer dağdan tuttum, düşmedim. Fakat rüzgar yine geldi, o dağı kırdı. Hey, dörde kırıldı, son dağım kalmıştı, beşinci dağım. Buradan ben yine düşmemek için. Dedi, bunun... bunun tabiri nerede derler, yatırdım. Dedi, kızım, bu büyük dağ benim. Daha ben büyük son gecem. O dağı kırılacak. İkinci dağ, benden kısa bir süre sonra, 75 gün sonra, anam da hareket ediyor, bakırlasın. O öyle düştün, üçüncü dağdan tutulmuştun. O dağ benim amansandı, kardeşime sendi. Baban eridi, Şahmetan'ı da kokuna vuracaklar, karnına, sakalına vuracaklar. O dağı da kırılacak kızım. Ondan sonra bir dağa daha tutulacağım, o dağ daha sakın dağıdı. O son dağda Hüseyin'in dağıdı. O son dağda Hüseyin'in. Buradan daha düşünme çıkarsan kızım. Hanım, Zehra çok perişandı bu gece. Eğitimden yine kapı çaldı. Hanım Zehra kapının karşısına geldi. Dedi, Eflan kimsen? Seni sen yalanlar. Babam istirahat etmeliydi. Peygamber dedi, o kardeşim istirahat etti. Bırak gelsin kızım. İzin ver gelsin. Bu sanki Ezrail Eslan bir zamanı bir şey yoktu. Dokunulmazlığı var. Her yer ezisi gel. Ama hürmet Allah. Allah Zehra'nın kapısına geldi. Zehra'nın kapısını yandıranlar, Zehra'nın kapısını yandıranlar temize çıkardı, suyla yıkamaya çalışanlar. Böyle Ezrail gel ezini sil Zehra kapısına. Ezrail sil sil kanım Zehra'dan, Zehra ezini de bile ne gelir bu eve? Cebrail gelen de ezini sikilen mi? Zehra'nın kapısını... Anacan, vallahi biz o kapıya elinde mi işaret attık işte gelenlerden değil. Biz elinde içinden gelenlerden değil lan. Biz hiçbir zaman o kapıya dışından gelmeyecek. Hem gülle gelecek, hem ezik gelecek, esir gibi gelecek sizin kapınıza. Fakir gibi gelesin. İslam süresi. Allah şehadet getirir. Mühür koy buraya. Miskin gibi gelesin. Güzel olacağım bu kapıya. Bu kapıya gelenler yine bile gelen. Peygamber son anlarında kardeşi elinin dizinin üstünde can verdi. Gözlerini yumdu hayata. Nura aleyhisselam anlatmaya gerek yok. Erbeyle gelenler, Zeynep'e bir teselli olmaya gelenler, bir hanım Zeynep'e baksa o da gelenler. Hoş aldın kızım. İmam-ı Zaman Allah'ımız oradaydı. Hoş aldın kızım. Allah'ın olduğu biliydi. Allah'ın başsağlığında sizler de bulmuşsunuz, ne güzel. İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'da çok zor anlarından bir anında Abbas Aleyhisselam'ıydı. Niye bu konuya girdi? Filmi biraz öne sarar. Gerek İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadetine. İnsanın mahremi olan evinde işten gelir hepimiz. Bir sıcak yuvamız, hanımız bize karşılıyor, çayımızı koyuyor, çöreğimizi koyuyor. Hele bir de işte sorunumuz varsa dertleşerek sözümüzü diyerek, ben baba sana da kime diyeydim? Öz hanımı çoğuyla zehir verdi. İmam Hasan Aleyhisselam yine musibetler anasını çağırır, Zeynep gel. Hanım Zeynep gelmiş.
beni teşhir edin, teşhir getirenler, sıvar edenler, ciğerler paya paya gelir. Allah'ın salını bırakır, o söz beni yandırır. Beni Zeynep Hüseyin bilmez. Peygamber kırmanında Hüseyin deyip ağlayıp aramızda herhalde sana da Hüseyin deyip ağlayıp İmam Eler'in sana da sonra da Hüseyin deyip ağlayıp İmam Hasan da sonra da Hüseyin deyip geleceğim İmam Rıza'da da sonra da Hüseyin'e mersi okuyup zannedecek. Allah bizi de ölen vaktimizde Hüseyin aşkıyla Hüseyin muhabbetin önüne nasip eder. İmam Hasan ağa Zeynep'in Hüseyin bilmesin, üzülmesin dedi. Hiçbir musibet gelip Hüseyin'in musibetine çatmaz. O meşhur sözü de bu da dedi. İmam Rıza Aleyhisselam Horasan'da zehirli narsuyu içtikten sonra Körler gibi bir kasmi döşeye düştü, yapraklar kaldı. Abbasat'a dedi, ben onunla görüşüp eşeğe çıkardı Abbasat. Gördüm ki abayı ters atmışam dalıma. Bil ki ben zehir içmişim. Abbasat dedi bu arada, herkes bir Abbasat olur. İmamıza da oradan çıkacak. Abbasat dedi, Allah ne olur, Allah'a dalına ters atmıyor. Ama Abbasat'ın kıyameti koptu. Abbasat'ın dünyası başlayıp koptu. Koptu İmam Rıza'nın babasını ters attı. O kısa yolun yerine kadar değil birkaç topa düştü yere ağırlar. Zehrin tesiriydi, zehrin etsiydi. Diyor ne kadar tesirli bir zehriydi. Allah hey, yatakta yatırdı, gözü kapıdaydı. Sanki birini beğenirdi. Abbasat dedi, ağzından kimi beğendiysen? Ne zaman dedi? Sorunun cevabını ne zaman aldı doğrusu? Bir baktı bir cevan, 8-9 yaşlarında kapı açıyor, içeri gelip şaşırdı Abbasat ağa. Dedi ki, gerek kapıyı ben açayım, sen neler girdin içeri? İmam Rıza Aleyhisselam dedi, o da benim balamdı. Ben onu özlemiştim, Allah'tan isterdim. Medine'den buraya getiren Allah kapıları bunu açtı. Ama İmam Rıza Aleyhisselam da babası Cevat Aleyhisselam'ın dizler üzerinde can vereceğiydi. İlginç bir manzaradı. Ben şu etli gitti, böyle bir hayalimde zannandırdım. Bir ağa dizler işte, Cevat Aleyhisselam'ın yanında böyle başını koyup ağanın başını, ağa o haliyle babasının başını okşuyor, babasıyla ağalaşıyor. İmam Rıza Aleyhisselam orada dedi ki, oğul altındaki o hasını çek. O kirim neyse bu kaldı. Ama niye? Dedi Ceddin Hüseyin kumlar üstüne can verdi. Ben ne diyorlar vazgeçim üstüne can veren. Her İmam Rıza Hüseyin Aleyhisselam'a aldım. İmam Rıza Aleyhisselam'dan bu davayla. Ben size okuyup onu ağlayıp ağlattım. Cevap alalımız İmam Tengarlarımızı. Dedim benim ceddim Hüseyin Kerbela'dan beden kalin üç gün istikrar üstüne olur. Şimdi ben alacağız götürüp defn edersiniz. Benim tabutuma gül seferler, benim kalbim üstüne canan, her gün seferler. Ama canım Hüseyin, ne hal dedi Kerbela'dan. Üç gün beden kalır kullarım üstüne, yetim kızlarım. Bunların üstadından kül değmeyim Allah'ım, şüldürün. Deyip olmur kafilesi geldi,
Mədinəyə biraz miqdar zaman qalanda İmam-ı Səccad ağam dedi peşki get Mədinəlilərə xəbər ver çadır qurdular git çadırda İmam-ı Səccad ağam qadınların çadırında xanım Zeynəb Mədinəlilər geldi baş sağlığını verirlər İlk mərsiyəyi orada oxuyan ağam Səccaddi eşəkləri xanım Zeynəb qadınlara olay bu gecə o çadırda Kərbəlanın görən gözü eşidən qulağı canlı canlı İmam-ı Səccaddan dinləyəydi ağamla qaydım sağlayaydı yine ağacaq Kərbəlanın hansı sahnesini anladın ağa Zeynəb çoğa Bindirəm Usan Vədanın ilk məsliyəsini anladın orada Bindirəm Əkbərin məsliyəsini anladın Bindirəm Abbasın məsliyəsini anladın Bindirəm Əkbərin məsliyəsini anladın Tabi Ama hansı məsliyəsini anladın Ben bilirəm kıyamet koptu. Ben bilirəm melekler Allah düftü yandan. Allah Allah, Allah Allah. Bu Hüseyin kimdi bana şahlık edin. Allah Allah, Allah Allah. Bu Hüseyin kimdi bana şahlık edin. Bak sözüne aleme sultanlık edin bakıp Allah sözüne aleme sultanlık edin yine sese kurban yine aleme sultan Kimdi ki gün tək dolanıb batmayacağım Əşbədək zindədi qara ələmi yatmayacağım Aləmə sultan Əbi Abdillah Aləmə sultan Can sənə qurban
boy boyun